Merhaba arkadaşlar. Zirvede ön muhasebe uygulamaları için hazırlamış olduğum dosyanın dosyanın uygulama dosyasının sisteme giriş için beraberiz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yapacağımız işlemlerde işlem sayısı veya işlem niteliğine baktığınız zaman aslında sizin için kolaylık veya zorluk diye bir şey söz konusu değil. Şu anda yeni başladığınız için tabii ki size her şey zor olacak. Tabii ki haliyle ilk defa duyuyorsunuz belki de bazı şeyleri. Ama ben burada şunu amaçladım. Muhasebe bilenler için bu uygulamalar çok kolay uygulamalar olacak. O yüzden şunu açıkça belirtmek istiyorum. Ben bu uygulamaları hazırlarken sizin ön muhasebeyi daha önce hiçbir şekilde karşılaşmadığınızı ve yapmadığınızı düşünerek yaptım. Ve birden bütün uygulamaların hepsini göstermemek adına önce kolay işlemlerden başlayan bir dizi evraklar hazırladım sizler için. Yani yapacağımız işlemler aslında bilenler için çok basit ama bilmeyenler için öğretici nitelikte ve kolay olacağını da sanmıyorum açıkçası. Çünkü ilk defa göreceksiniz daha önce söylediğim gibi. Ama söylediğim gibi öğretici olacak ve bu işlemlerin zorluk derecesini giderek arttırmayı düşünüyorum. Yani bir sonraki uygulamamızda, ilerleyen videolarımızda yani devam eden bir sonraki çekimimizde mesela aynı firmanın işlemlerini biraz daha zorlaştıracağız. Farklı işlemler gelecek. Böyle böyle bütün işlemleri ben size göstermeyi planlıyorum arkadaşlar. Yani hedefim sizlere bu mesleği adım adım öğretebilmek. O yüzden elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere bunu çok kolay bir şekilde, anlaşılır bir şekilde günlük kelimeler kullanarak, günüşme, günlük konuşma dilini kullanaraktan teknik tabirlerden mümkün olduğunca kaçarak zorunlu kaldığımda da bu tabirleri kullandığımda tanımlamalarını yaparak sizlere ön muhasebeyi anlatmaya çalışacağım. Ön muhasebe aslında daha önce de ben e, videolarımda, Instagram hesabımdaki videolarımda özellikle çok bahsettim. Herkesin yapabileceği bir meslek. Çünkü ön muhasebenin şu anda bir açığı var. Türkiye'de bununla ilgili eğitim veren bir okul yok. Yani şu anda Türkiye'deki üniversitelerde ön muhasebe üzerine eğitim şu anda yapılmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben ön muhasebe yapmak istiyorum ama üniversite mezunu değilim diye üzülmenize gerek yok. Çünkü şu anda bu mesleği yapanların birçoğu da üniversite mezunu değil ya da üniversitede işletme okuyup resmi muhasebe yapmaktan sonra da vazgeçmiş kişiler şu anda ön muhasebe mesleğini yapıyorlar arkadaşlar. Evet bu kısa bilgilendirmelerin ardından şimdi yapacağımız işlemlerden bahsedeyim size. Akademi Eğitim Kurumları diye bir kurum oluşturduk, bir firma oluşturduk. Bu firmanın muhasebesini tutacağız sizinle. Öncelikle akademi eğitim kurumlarının size hikayesinden bahsetmem lazım. Çünkü akademi eğitim kurumlarında muhasebede işe başladınız şu andan itibaren. İnşallah bir gün gerçek bir yerde de işe başlarsınız sizler için bunu canı gönülden istiyorum. Bir an önce bu mesleği yapmaya başlarsınız ve para kazanmaya başlarsınız inşallah. Şimdi akademi eğitim kurumlarının hikayesi şu. Akademi eğitim kurumları kurulduğunda küçük bir kurum olduğu için, yeni bir kurum olduğu için bir muhasebeci ihtiyacı yoktu. Aradan geçen sürede daha önce işlemleri Excel'de takip eden firma sahibi Emrah Şahin bunları Excel'de takip ediyordu fakat bir dönem artık yetişememeye başladı işlere. Çünkü neden? İşler o kadar yoğunlaştı ki artık başka işlerle uğraşması gerektiği için ön muhasebeye ya da muhasebe işlemlerini hep sona bıraktı. Dolayısıyla da bu işlerle ilgilenemediği için de artık birisini alması gerektiği işe. Yani bu durumda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sizi işe almamız gerekiyor. Şimdi siz bu işe talip oldunuz. Dediniz ki biz akademi eğitim kurumlarının muhasebesini tutabiliriz. Dolayısıyla... Şimdi ofiste işe başladığınızı düşünelim. Neler yapmanız gerekir? Bunları bir gözden geçirsek iyi olur. Şimdi neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle şunu göz önünde bulunduralım. Daha önce kayıtlar Excel'de tutuluyordu. Yani hiç kayıt tutulmamasından iyidir. Çünkü öyle kurumlarla karşılaşacaksınız ki sizi muhasebeci diye alacaklar ama sizden önce hiç muhasebe tutulmadığı için siz çok zorlanacaksınız belki de başlamakta. Fakat burada düzenli bir muhasebe tutulmuş. Çünkü Emrah Şahin firma sahibi bunların Excel'de takibini düzenli bir şekilde yapmış. Son zamanlarda sadece biraz işler gecikmeye başlamış. Dolayısıyla hal böyle olunca da ne oluyor arkadaşlar? Siz devralıyorsunuz ve onun bıraktığı yerden işlemleri tamamlıyorsunuz. En büyük şansınız firma sahibinin muhasebeyi tutuyor olması. Çünkü siz işe başladığınızda size yapmanız gerekenleri zaten kendisi bir bir anlatacak, neleri yapamadığını da tek tek söyleyecek. Dolayısıyla şu an çok şanslısınız. Böyle durumlarla karşılaştığınızda emin olun çok mutlu olabilirsiniz bu duruma. Size çok yardım olacaktır firma sahibinin Mesela başkanı gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hiç muhasebe tutulmamış olabilir ve bir sürü evrak birikmiş olabilir. Karışmış olabilir hesaplar, alacaklar, verecekler birbirine girmiş olabilir veya yanlış tutulmuş olabilir. Siz devraldığınızda size bunları anlatacak hiç kimse olmayabilir. Sizin dışınızda muhasebeden anlayan hiç kimse yoksa mesela nasıl anlatacaklar? Size anlatamayacaklar. Dolayısıyla siz de çok zorlanacaksınız ilk başta bir düzen oturtana kadar da epey bir süre geçirmeniz gerekecek. Ama tekrar ediyorum. Şu anda akademi eğitim kurumlarında başladığınız yerde böyle bir sorununuz yok. Yani firma sahibi bu işlemleri kendisi Excel'de yaptığı için şu anda en azından teslim alabileceğiniz veriler var kendisinde. Öncelikle bizim akademi eğitim kurumlarının muhasebesini tutabilmemiz için bir firma kurmamız gerekiyor. Eğer siz de zirveyazılım.net adresinden bakın burada adresi var zirveyazılım.net adresinden demo indirebilirseniz bilgisayarlarınıza şöyle göstereyim hatta nasıl indireceğinizi zirveyazılım.net'e giriyorsunuz Burada ürünler sekmesi var gördüğünüz gibi. Ürünler sekmesinden arkadaşlar benim kullandığım versiyon zirve finansman versiyonu. Zirve finansmana tıklıyoruz ve sağ tarafta demo kurulum var. Demo kuruluma geliyorsunuz. Şimdi zirve şöyle bir güzellik yapmış. Hemen altta demonun nasıl kurulacağına dair bir video var. Bunu dikkatli bir şekilde izlerseniz demo indirmek için yapmanız gerekenler bu iki linki de bilgisayarınıza indirmeniz ve ardından indirdikten sonra burada gösterilen işlemleri tek tek uygulamanız gerekiyor. Yani zirvenin demosunu bilgisayarınıza indirip kullanabiliyorsunuz. Tek bir kötü tarafı var, handikapı var. Sadece demo programı olduğu için 200 TL'lik kayıt yapabiliyorsunuz. Yani faturalarda özellikle 200 TL'ye kadar işlem yapabiliyorsunuz. Ama önemli değil. Eğer programı indirebilirseniz bu yaptığım işlemlerin PDF'leri zaten videonun altında linki var. Nereden indirebileceğiniz. Hatta yorum bölümüne de bana sorularınızı iletebilirsiniz. Ben size en kısa sürede cevap vereceğim. Ve bunların çözümlerini birlikte bulmakta yardımcı olacağım size arkadaşlar. Şimdi. Firma kurmamız gerekiyor. Firma bilgiler ekranına tıklıyoruz. Yeni firma. Akademi eğitim diyelim. Enter. Akademi tekrar. Boşluk eğitim kurumları. İlk yazdığım klasör adıydı. Yani bunun zirve.net diye bir klasörü var. C sürücüsünde zirvenin. Oradaki açılacak klasörünün ismi bu olacak arkadaşlar. Akademi eğitim. Firmamızın unvanı da akademi eğitim kurumları, ticaret, Limited şirkete. Şimdi bunu F2 ile kaydediyorum. Ön muhasebe yapacağımız için diğer kısımların bizim için şu anda çok bir önemi yok. Fakat bunlar resmi muhasebede olacak olsaydı defter türünün mesela genel muhasebe mi işletme mi muhtasarın aylık mı üç aylık mı KDV'nin aylık mı 3 aylık mı olduğunu işaretlememiz gerekecekti. Şimdi videoyu izlerken teknik terimlere girdim hani girmeyecektin diyenlerin olduğunu düşünüyorum. Bunlar genel muhasebenin terimleri arkadaşlar. Bizim bunlarla işimiz olmayacak. Merak etmeyin. Az önce telaffuz ettiğim kelimelerle kelimelerle bizim herhangi bir işimiz olmayacak. Kapatıyoruz. Emin olun bu mesleği size öğretmeye çalışırken e, kendim ilk başladığım dönemlere dönüp nasıl anlayabileceğinizi düşünerek öyle anlatacağım. Şimdi akademi eğitimin içerisine girdim. Programın en başına dönerekten. Bunu da nasıl yaptık? Firma bilgileri ekranından ESC tuşuyla çıktım. Sonra tekrar çıkıp buradaki listeye geldiğimde akademi eğitimi görüyorum burada. Tamam deyip içerisine girmem gerekiyor arkadaşlar. Bu arada burada siz eğer programı kurarsanız zirve seçili olacak ve şifre yazmayacaksınız. Herhangi bir şekilde şifre yazmanıza gerek yok. O şekilde firmanızı kuracaksınız. Evet şu anda zirvenin içerisine girmiş bulunuyoruz. Şu anda PDF'de bizden istenenler var. Bu PDF'de bizden istenenleri dikkatli bir şekilde okumanızı ilk dört madde zaten bunları tek tek okumanızı rica ediyorum sizden. Neler yapmamız gerekiyormuş? Öncelikle firmanın yeni devraldığımız için patrondan yani firma sahibinden firmanın bankalarının listesini isteyeceğiz. Yani firmanın hangi bankada hesabı varsa bunların bir listesini talep edeceğiz kendisinden ve o bize bu listeyi mutlaka verecektir. Bu listeyi aldıktan sonra banka menüsünün içerisinden yeni banka kartı diyerek bankalarımızı tanımlıyoruz. Birinci banka kartımız arkadaşlar 01 Akbank şube adına geliyoruz Çankaya şubesi. Şimdi burada başka bir bilgi ihtiyacımız yok ama sağ tarafta IBAN var. IBAN bilgisini yazabiliriz. TR 04 bunu da ne için yazıyoruz? Bir müşterimiz bize ödeme yapacağı zaman banka iban numaramızı sorarsa açıp bakmak için. 3 tane 0 4 2200 4000 0216 16 12 36 ve çift 0. Evet F6 tuşuyla bunu kaydediyorum çünkü bir banka kartı daha açacağım. Aynı işlemi tekrarlayacaksam F6 ile kaydetmem en doğrusu arkadaşlar bize vakit kazandırır ikinci kartımız yapı kredi bankası tabi burada kodun üzerine yazarsanız hatalı olur yapı kredi bankası diyorum şube adı tunalı tunalı şubesinde yazdıktan sonra ben iban numarasını yazmıyorum ama siz isterseniz yazın eliniz alışsın f6 ile kaydediyorum 3. bankama geçiyorum Türkiye İş Bankası aş şubesi çankaya bunu F2 ile kaydediyoruz. Çünkü neden? Kaydedeceğimiz dördüncü bir banka yok. Ama aranızda bazılarının bunu F6 ile kaydettiğini düşünerekten. Şöyle bir şey yapalım. Mesela bunu F6 ile diyelim ki kaydettiniz. Kaydettiniz ve dördüncü kart çıktı. Kapat tuşuna basarsanız kaydedeyim mi diye sorar. Hayır derseniz arkadaşlar normal bir şekilde döner. Şuradaki kartın numarasını da 001 yaparsam numaralarımız normale dönecek. Evet. 1 2 3 Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası. Şu anda banka kartlarımı açtım. Ben birçok video gördüm YouTube'da. Bir sayfaya girince o sayfanın tamamını anlatma isteği uyanıyor galiba kendilerinde. Ama bunu yaptığınız zaman siz dinleyenler için bu bir eziyet oluyor. Çünkü ben şu anda buranın hepsini size anlatmaya kalksam açıkçası daha videonun başında videodan koparsınız, sıkılırsınız, hatta kapatabilirsiniz. Ben bunun yaşanmaması için şu anda sadece bize lazım olan kısımları anlatacağım. Bunlar arkadaşlar siz uyguladıkça zaten kendiliğinden oturacak yavaş yavaş. Yani ben hepsini buradan anlatmaya kalkarsam hiç bir anlamı yok. Şurayı açtınız mesela şunların hepsini anlatmanın bir mantığı yok. Bunlar uygulaya uygulaya, uygulaya öğreneceksiniz. Yani en güzeli bence bunları birebir uygulamaktır. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum eğitmen olarak. 15 yıldır bunların eğitimlerini veriyorum ve bu şekilde en baştan bunları anlatmaktansa uygulatmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki farklı düşünceler varsa da saygı duyarım arkadaşlar. Burayı kapatıyorum ve devam ediyorum. Şimdi banka kartlarımızı açtık. 2 numaralı bizden PDF istenen şeyler öğrencilerin listesinin çıkarılması. Hemen öğrencilerin listesini çıkaralım. Öğrencilerin listesi bizim için cariden yazılır arkadaşlar. Öğrenciler bizim için caridir. Peki cari nedir? Neden öğrenciler de bizim için caridir? Cari bizim akademi eğitim kurumlarıyla arasında para alışverişi geçecek olan kişi veya şahıslar veya kurumlardır. Yani öğrencilerimiz bizim için cari'dir. Neden? Öğrencilerle aramızda para alışverişi olacak. Biz onlara eğitim vereceğiz, fatura keseceğiz. Onlar da bize para ödeyecekler. Peki kurumlar neden bizim için cari'dir? Biz de kurumlardan çeşitli alımlar yapacağız. Mesela yayın alacağız, kırtasiye ürünleri alacağız mesela. Yemek yiyeceğiz. Örnek veriyorum mutfağa mutfak malzemesi satın alınacak. Demirbaşlar, ha, demirbaş nedir mesela? Ofiste kullanılan malzemeler demirbaştır. Bunlar aldığımız yerler bizim için para aldığımız, verdiğimiz her yer bizim için caridir. Personelimiz de bizim için caridir. Neden? Çünkü personelimiz çalışır, biz de ona maaş öderiz. Dolayısıyla o da caridir. Öğrencilerimiz bizim için caridir. Neden? Onlara eğitim veririz, karşılığında para alırız. Yani bir kişiyle aramızda veya bir firmayla aramızda para alışverişi olacaksa o kişi veya firma bizim için caridir. Cari menüsünden tanımlanır. Şimdi cari menüsüne girdikten sonra yukarıda sol üst köşede F3 yeni cari kartı ya da mouse ile direkt tıklıyorsunuz. 001. Birinci cariimiz Çağla Yıldız. Şimdi kurslarda özellikle bu tarz kurslarda akademi eğitim kurumları gibi kurslarda çalışırsanız açacağınız kartlar hep şahıslar olacak. Dolayısıyla bu şahısların vergi dairesi olmayacak. Çünkü neden? Çağla Yıldız eğer ticaretle uğraşmıyorsa bir vergi numarası olmayacak. Bir vergi dairesi olmayacak. Ne zaman ki Çağla Yıldız ticaretle uğraşmaya başlarsa TC kimlik numarası o zaman vergi numarası görevini görecek. Ama şu an Çağla Yıldız diyelim ki yabancı dil öğrenmek isteyen bir öğrenci kardeşimiz. Yani liseye gidiyor veya üniversiteye gidiyor. Şu an ticarette işi yok. Dolayısıyla Çağla Yıldız'ın bizde vergi dairesi ve vergi numarası olmayacak. Ama biz Çağla Yıldız'ın bilgilerini yazmak istiyorsak buraya ...mesela Çağla Yıldız'ın velisinin ismini yazmak istiyorsak... ...mesela şuraya yazabiliriz hemen hazırda olsun diye. Yok başka yerlere yazmak istiyorsanız notlara yazabilirsiniz mesela. Velisi, kiminle görüşmeniz gerekiyor, gelmediğinde kime haber vermeniz gerekiyor gibi bilgiler. Dolayısıyla Çağla'nın adresi, telefonu, bu tarz bilgileri de buraya girebilirsiniz. Şu an için ben girmeyeceğim, çok önemli değil. Siz de girmeseniz de olur, çok acil değil. Ama elim alışsın diyorsanız da girebilirsiniz, sorun yok. Şimdi açacağımız başka kartlar olduğu için... Çağla Yıldız alıcı olarak kaldı. Burada başka neler var? Satıcı var. Her ikisi var. Bunların hepsine merak etmeyin. Sizlere tek tek anlatacağım arkadaşlar. Başka açacağım kartlar var. F6 ile kaydediyorum değil mi? İkinci kart Mert Karaoğlan. Mert Karaoğlan. Bu da alıcı olarak kalacak. F6 ile kaydediyoruz. Üçüncü kart. Üçüncü kartımız Ercan Aksoy. Ercan Aksoy da bu şekilde kalıyor. F6, dördüncü kart Esra Er. F6, beşinci kart Hüseyin Asar. Bunlar daha önce Excel'de olduğu için ve zirve yeni kurulduğu için tabii ki zirvede yok. O yüzden biz açıyoruz arkadaşlar. Eğer geçmişte zirve kullanılıyor olsaydı ve siz orada işe başlamış olsaydınız bunlar zaten açılmış olacaktı. Altıncı öğrencimiz Ersin Yıldırım. F6 ile kaydedelim. Yedinci kartımız Emre Kayra. F6. Sekizinci kartımız Banu Yılmaz. Bunları da F6 ile kaydediyoruz. Çünkü 9, 10 ve 11 numaralı PDF'de yer alan öğrenciler de kursunu tamamlamış ama hala bize ödemesi gereken rakamlar var. Erkan Sağlam. F6. 10. kart Ceren Yıldırım. F6 ile kaydediyorum. Ve son kart 11. kart. Şeyma Acar. Bunu F2 ile kaydediyorum. Şu anda yapmış olduğumuz işlem arkadaşlar gördüğünüz gibi öğrencileri tek tek tanımladık buraya. Şimdi öğrenciler bizim için artık birer cari kartı. Bunun haricinde yapmamız gereken bir başka işlem ise personelleri tanımlamak. Hemen yeni cari kart diyoruz tekrar. 12 numaralı kart geldi. Buradaki kodların bir önemi yok. Yani sıradan gelmeye devam etsin. Hiçbir şekilde değiştirmenize gerek yok. Kenan Aksu. Şimdi Kenan Aksu alıcı değil. Kim Kenan Aksu? Bir öğretmenimiz. Dolayısıyla personel diyeceğiz bunu arkadaşlar. F6 ile kaydediyorum. 13. kart Gülşen Dağ. Gülşen Dağ da personelimiz olduğu için P harfine bastığınız zaman ya da direkt buraya tıklayıp personeli seçtiğinizde açılır. F6 ile kaydediyorum. 14. kart İbrahim Gönül. F6 ile kaydediyorum ama önce ne yapıyorum burayı personel yapıyorum. F6 ile kaydettim. 15. kart Ceyda Bal. Burayı yine personel yapıyorum. F6 ile kaydediyorum. Son kart Şule Yılmaz. Personel yapıyorum. P harfine bastım. Bunu F2 ile kaydediyorum değil mi? Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar bunları da tanımladık. Ve son olarak da personel haricinde bir de çalıştığımız firmalar var. Yani yayın aldığımız, kırtasiye ürünlerini aldığımız e, ve kantin için olabilir, ikram için olabilir gıda maddelerini aldığımız firmalar var. Bunları tanımlayalım. Yine yeni cari kart diyorum. 17 numaralı kart geldi. KLM Yayıncılık. KLM yayıncılık bize bir satış yapan yer olduğu için bunu satıcı olarak açıyorum. Normal şartlarda KLM yayıncılığın adresi, bulunduğu ilçe, şehir, telefon numarası, vergi dairesi ve vergi numarası yazılması gerekir. Ama biz şu an için bunlarla vakit kaybetmeyelim. Hemen bunu default ile kaydediyorum. Bir sonraki kart eti. Bildiğimiz eti arkadaşlar bu marketlerdeki Yine bunu satıcı olarak kaydediyoruz. F6. Son olarak galeri kırtasiye. Tekrar geliyorum. Satıcıyı seçiyorum ve bunu F2 ile kaydediyorum. Çünkü son kart. Çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar kartlarımızın tamamını açtığımıza göre artık yavaş yavaş işlemlere başlayabiliriz. Şimdi bizden beklenenler neydi arkadaşlar? Bizden beklenenler öğrenciler Uzun zamandır fatura kesilmediği için faturalarını alamıyorlar, yeni kayıt yaptıran öğrenciler faturalarını alamadıkları için de ödeme yapmıyorlar. Yani bu tamamen bütün sektörlerde de böyledir. Fatura kesilir, karşı taraf ödeme yapacağı zaman bu faturaya göre yapar. Genelde de ödeme yapmak için faturanın kesilmesini beklerler. Şimdi biz de daha önce Emrah Bey bu işlere yetişemediği için yani vakit sıkıntısından dolayı yetişemediği için biz şimdi faturaları keseceğiz. Dolayısıyla cari kart menüsünü kapattıktan sonra başa dönüyoruz. Şimdi burada fatura menüsünü açıyorum arkadaşlar. Fatura menüsünü açtıktan sonra yeni fatura seçeneğini seçip satış faturası. Şimdi bizim için en acili şu anda işe başladığımızda bu. Çünkü bunu keseceğiz ki öğrenciler paralarını ödesinler biz de ona göre ileriki tarihlerdeki ödemelerimizi ayarlayalım. Şimdi Çağla Yıldız'a 1500 liralık. Mert Karaoğlan'a 1500 liralık. YDS kurs ücreti. Ercan Aksoy, Esra Er, Hüseyin Asar'a 3400 TL'lik genel İngilizce faturası. Ersin Yıldırım, Emre Kayra bunlara yine YDS kurs ücreti olarak 1500 er 100 lira. Ve Banu Yılmaz'a 3400 liralık faturalar kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi faturamızı kesmeden önce biz artık e arşiv, e fatura uygulamalarını sıklıkla duymaya başlayacağız bundan sonra. Çünkü kağıt faturaların devre kapanmak üzere arkadaşlar. Yavaş yavaş artık piyasada kağıt fatura kalmayacak. Neredeyse artık herkes bilgisayardan kesecek. Şimdi biz akademi eğitim kurumları kurumları olarak e fatura mükellefiyiz. E fatura mükellefi olabilmenin zorunlu şartları var veya isteğe bağlı olabiliyorsunuz. Bunların araştırmasını internetten yapabilirsiniz. E-fatura olabilmek için neler gerekli ya da müracaatları nasıl yapılıyor bunlarla ilgili internetten bilgiler bulabilirsiniz ama bunlar müracaatlar ve olma limitleri bir ön muhasebeci için çok önemli bilgiler değil. Çünkü bunlar daha çok resmi muhasebenin konusu arkadaşlar. Biz sadece görevimizi yaparız. Eğer e-fatura mükellefi isek e-fatura keseriz. Eğer değilsek de e belli limitlerin üzerinde 5 bin liranın üzerindeki faturalar için mesela e-arşiv faturası keseriz firmalara. Şahıslara da 30 bin TL'nin üzerindeki faturalarda. Yani mesela Çağla Yıldız'a fatura keseceğimiz zaman kağıt fatura kesebiliyoruz halen şu anda. Şu andaki yasadaki maddelere göre. Ama biz e-fatura mükellef olduğumuz için şu anda hepsine e-arşiv fatura keseceğiz. Aslında bizim için değişen bir şey yok. Biz yine satış faturası düzenleyeceğiz bir nevi. Şimdi satış faturası düzenlerken öncelikle faturaların PDF'leri önünüzde var. Bu bu PDF'lere göre bilgileri buraya giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl fatura kesileceğini ben size göstereceğim şimdi burada. Fatura menüsüne girdikten sonra satış faturası ya da direkt olarak tekrar bir giriş yapalım. Fatura menüsünün içerisine giriş yaptıktan sonra Yeni fatura dediğim zaman böyle bir menü açılıyor. Bunun sebebi şurada hepsinin yazması, hepsi. Eğer burada bir şey seçili olsaydı ben bastığım zaman hiç sormadan direkt olarak açılırdı. Dolayısıyla ilk girişte buraya bastığınızda size sorar. Sonrasında sormaz. Yani siz sonrasında yeni faturaya bastığınızda burada ne yazıyorsa onu açar. Şimdi Çağla Yıldız'a bir fatura keseceğiz. Fatura numaramız 2020 ardından 3 tane 0 12. Tarih kısmına geliyorum. 20 07. Tarih Şöyle yapalım. Şu sesleri de kısalım. 2007 tarih. KDV tipi hariç, dahil, fatura tipi açık, kapalı. Şimdi bunlara gelelim arkadaşlar. Bunlar ne anlama geliyor? Hemen isterseniz ben size bunları anlatayım arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey yapalım. Ben özür dilerim sizden çok çok özür dilerim. Önümdeki PDF'leri karıştırdım. Çağlay Yıldız'ın fatura tarihi 2007 değil arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Pardon. İşte bu meslekte hatalar var. Ne kadar eski de olsanız hata yapabiliyorsunuz. Fatura numarasını da düzelteyim. 2020 bir tane daha 07 26. Evet. 202 çift 07 26 fatura numaramız. Hatta ya ve faturaların faturaların numaralarının biraz daha uzun olduğunu söyleyebilirim. Aslında bundan daha uzun oluyor. Ben yine bunu biraz kısalttım. Tarih kısmına geldik. 0107. Devam ediyoruz. Şimdi KDV hariç ve KDV dahil ne demek? Şimdi bu tamamen karşı tarafla yani alıcı ile yapılan konuşmalar neticesinde ortaya çıkan bir şey. Siz öğrenci kurs ücretini söylerken 1620 TL diye söylerseniz ve KDV dahil diye söylerseniz buraya KDV dahili seçip kurs ücretine 1620 lira yazabilirsiniz. Ki genelde öğrenciyle konuşmalar bu şekilde olur. Yani siz öğrenciye genelde KDV dahil rakamı söylersiniz. Öğrenci de bunu bilir. Dolayısıyla biz burada dahili seçeceğiz. Kurs hizmetlerinde ya da hizmet sektöründe KDV'ler genelde karşı taraf sizin için bir ticaret mükellefi değilse, bir şahıssa genelde KDV dahil konuşulur ve karşı tarafa net bir şekilde rakam verilir. Fatura tipi açık kapalıya gelince Şimdi kağıt faturalarda kaşe ve imza denilen bir şey vardı. Artık yavaş yavaş kağıt faturalar bittiği için halen var şu anda piyasada. Bitmedi tamamen ama yavaş yavaş bitiyor. E-arşiv ve e-fatura uygulamalarına geçtiğimiz zaman açık kapalı konusu arasında kalmayacak. Bütün faturalar açık işlem görecek. Eğer ödemesi yapılmışsa o anda bile tahsilat makbuzuyla bu ispatlanması gerekiyor veya belgelenmesi gerekiyor diyelim. Şimdi biz de o yüzden faturalarımızın tamamını açık gireceğiz arkadaşlar. Kapalı fatura bedeli peşin ödenen o anda ödenen faturalar kapalı fatura oluyor. Ama e-arşiv ve e-fatura uygulamalarında artık bunun çok bir önemi kalmadı. Bütün faturalar açık işlem görüyor. Eğer müşteri o anda ödeme yaptıysa bunu tahsilat makbuzuyla belgelendiriyor. Şimdi buradaki özel kodları, departmanları ve aradaki bazı lüzumsuz yerleri geçiyorum. Şu anda Direkt olarak ünvana geldim. Çağla Yıldız. Çağla Yıldız. Çağla Yıldız'ı seçtim. Seçtiğim anda Enter yaptığımda direkt olarak buraya düşüyor. Hemen yan tarafa geliyoruz. Açıklamaya ne diyoruz arkadaşlar? YDS almış mesela bizden Çağla Yıldız. YDS kursu almış. Biz şimdi burada bir F1 yapalım. Bizim şu anda stoklarımız sıfır. Ama şöyle de bir durum var şimdi arkadaşlar. Buraya bir gelelim şuraya. Burada harfler var. Bu harflerdeki normal alım satım sektörlerinde kullanılan bir şey. Yani arkadaşlar siz eğer alım satım yapan bir firmaysanız buradaki N harfi kalabilir. Yani mesela ne olabilir? Cep telefonu alıp satıyorsunuz diyelim ki. Buradaki harf ne olur? Stoklarınızda ona göre cep telefonu modellerinden oluşur. Ama biz hizmet satıyoruz arkadaşlar. Yani bir eğitim kurumu olduğumuz için burası hizmet olacak. Geliyoruz o yüzden buraya. Hizmeti seçiyoruz. Stok adı kısmına gelip F1 yapıyoruz. Şimdi burada açılan kart gelir kartları. Yani genel gelirler diye zirvenin açmış olduğu bir kart var. Ama biz bunu çeşitlendireceğiz. Buraya dokunmuyoruz. Aynen kalıyor. Yeni gelir gidere tıklıyorum. 001 diyorum. YDS kursu. Şimdi Çağla Yıldız bizden YDS almıştı değil mi? Dolayısıyla bunu faturalandırabilmemiz için bu kartı açmamız gerekiyor. Kurs hizmetlerinin kayda varanları %8 arkadaşlar. 8 olarak bunu kaydediyoruz. Birimi adet kaydediyorum ve Enter'la seçiyorum. Şimdi YDS kursunu seçtik. Miktar kısmına geldik. Miktar 1, bir, birim fiyat 1620 TL. Yani KDV dahil rakam. Sizin elinizdeki faturalarda dip toplam 1620 görünüyor. Buradaki KDV dahil ve olayın olayını anlatırsam o olayın ne olduğunu çözeceksiniz. Şimdi burayı 1500 yapalım. Mesela şurayı da KDV hariç yapalım. Gördüğünüz gibi fatura toplamı yine değişmedi. 1620 oldu. Yani burada sizin yapacağınız şey isterseniz hariç seçin, isterseniz dahil seçin. Nasıl istiyorsanız öyle yapın ama fatura toplamına dikkat edin arkadaşlar. Mesela şu an bu böyle kalabilir. F6 ile kaydediyorum çünkü başka kesmem gereken bir fatura daha var. Ama Çağla Yıldız gördüğünüz gibi yukarıda yerini aldı. Yani Çağla Yıldız şu anda borçlu ve biz faturasını kendisine verdiğimizde ödemesini yapacak. Bir sonraki faturamız Artık fatura numaraları otomatik olarak gelecek. Bu bizim için iyi bir şey. Çünkü zor oluyor numaraları takip etmek. 0107 fatura tarihi yine. KDV hariç dahil kısmına dokunmuyorum. Fatura tip açık kapalıya da dokunmuyorum. Geliyorum cari unvan kısmına. İkinci unvanımız Mert Kara olan. Mert Kara olanı seçiyoruz. Geliyoruz. Mert ne almış bizden? YDS kursu. YDS yazıyorum. Artık hizmet yazdığım zaman tabii ki buraya hizmet seçmezsem gelmez. Hizmet yazdığımda YDS yazdığımda da aynı şekilde otomatik olarak gelecek. Çünkü bir kere açtık bu kartı. Her defasında yeni kartı açmanıza gerek yok. Bir defa açacaksınız. 1500 lira birim fiyat. Bunu kaydederken sağ alt köşeye mutlaka bakın. Faturanın da sağ alt köşesine mutlaka bakın. Burada faturanın 1620 TL olduğunu görüyoruz ve faturamız tutuyor. Çevirdik sayfayı. Bir sonraki fatura F6 ile bunu kaydediyoruz. Üçüncü faturamız 28 nolu fatura. Fatura tarihi 0307. Hemen şuraya geliyorum cari unvan kısmına direkt olarak. Ercan Aksoy'u seçiyoruz. Ercan Aksoy bizden ne almış? Ercan Aksoy bizden genel İngilizce kursu almış. Burayı N harfine değiştirip genel İngilizce yani hizmet olarak değiştiriyorum. Ama bizim genel İngilizce diye bir kartımız yok. Hemen açıyoruz bunu. Bunu da şundan dolayı açıyoruz. Biz yıl bittiğinde ya da bir ay bittiğinde bize sorulduğunda biz bu ay ne kadarlık YDS kursu sattık? Ne kadar gelir elde ettik? Ne kadar genel İngilizce kursu sattık ve bunlardan ne kadar gelir elde ettik dedikleri zaman buna cevap verebilelim diye. Mesela şu anda gördüğünüz gibi YDS kursu 3000 TL yazıyor. 3000 TL'lik gelirimiz var. KD varanı 8 yaptım. F2 ile kaydettim ve ile seçtim arkadaşlar. Miktar kısmına geliyoruz. Miktar kısmında arkadaşlar 1 birim fiyatta 3400 Toplam olarak 3672 TL tutuyor faturamız. f F6, F6 ile kaydediyoruz ve bir sonraki faturaya geçiyoruz. 29 nolu faturaya. Tarih 0307 yine devam ediyoruz. Cari unvan kısmına geliyoruz. Kime Esra Ere keseceğiz. Esra Ere geldik. Esra er bizden ne almış? Genel İngilizce. N harfini hizmet yapıyorum. Ve geliyorum buraya. Artık genel İngilizce kartım dolduğu için genel gelirler değil genel İngilizceyi seçerekten miktarına bir yazıyorum birim fiyatına da 3400 3672 ile rakamımı ulaşıyorum F6 ile bunu da kaydediyorum arkadaşlar devam ediyoruz bir sonraki faturamız 30 nolu fatura sonra 30 biten 0507 tarih geliyoruz cari unvan kısmına Hüseyin Asar Geliyoruz. Hüseyin Asar ne almış bizden? Genel İngilizce almış. N harfini? Hizmet yapıyorum ve genel İngilizceyi seçiyorum. Miktarını 1 bir yazıyoruz. Birim fiyatına 3400 yazıyoruz. Toplamda 3672. Tabi hep böyle doğru kayıtlar girmeyeceğiz. Bazen kafamız karışacak. Bir bilerek bir hata yapalım. En çok yapılan hatayı söyleyeyim. Takdim tehir denilen bir tabir var. Rakamların yer değiştirmesi gözümüzde yorgunluktan. 3400'ü 4300 yazmak olası bir şey bunu kaydettiniz diyelim ki ve kaydettiğiniz anda bunun hatalı olduğunu fark ettiniz çünkü diğer kursların fiyatlarıyla tutmuyor yani bir öğrenciye 4600'den verip diğer öğrenciye 3600'den vermeyiz herhalde düzelt diyelim hemen bunu 3400 olarak değiştirdiğimiz zaman faturamız artık tutar aslında bunu kaydettiğimiz anda sağ alt köşeden kontrol edersek hatayı da aynı anda tespit etme şansı buluruz devam ediyoruz Hüseyin'in faturasını kestikten sonra sıra Ersin'de Ersin'in faturasını kesiyoruz. Sonra 31 ile biten bir fatura. 0807 geliyoruz buraya. Ersin Yıldırım yazıyoruz. Ve Ersin Yıldırım seçiyoruz. Yine hizmeti seçiyorum. Ve Ersin ne almış bizden? Ersin de YDS kursu almış. YDS'yi seçiyorum. Yabancı dil sınavını. Ve bir adet diyorum. Toplamda 1500 liradan 1620 TL. Yine arkadaşlar F6 ile kaydediyoruz. Devam ediyoruz. 32 nolu fatura. Tarih kısmına geldim. 12.07. Geliyorum cari unvan kısmına. Hangi öğrencimiz? Emre Kayra. Emre Kayra bizden ne almış? Hizmeti seçiyoruz tabii ki burada. YDS kursu almış. Miktar 1. Bir. Birim fiyatı 1500. Toplamda 1620 TL. F6 ile kaydediyoruz. Devam. 33 nolu fatura. 33 nolu fatura Banu Yılmaz. Tabii fatura numarasını yazmayacağız onu değil mi? 2020 çift 0733 1607 cari ünvan kısmına geleceğiz. Banu Yılmaz. Hizmeti seçiyoruz. Ne almış bizden Banu? Genel genel İngilizce almış. Genel İngilizceyi seçiyorum. 1. Buraya genel geliri sakın seçmeyin. Genel gelirleri. Miktarına geliyoruz. 1 fiyat 3400. Toplamda 3672. Başka faturamız var mı? yok başka faturamız olmadığı için bunu F2 ile kaydediyoruz ve böylelikle devam etmeyeceğimizi belirtiyoruz evet satış faturalarını kestik arkadaşlar şimdi devam ediyoruz yine aynı şekilde işlemlere bu sefer sıradaki video sıradaki işlemimiz ee, tahsilatlar şimdi öğrencilere bu faturaları kestikten sonra paraları toplamamız lazım ki ödemeler var onlar için biraz paramız oluşsun kasa gördüğünüz gibi şu anda sıfır hiç para yok Şimdi tahsilatları iki şekilde yapabiliriz. Cari menüsünü kullanabiliriz veya kasayı kullanabiliriz. Cari menüsünü kullanacak olursak farklı farklı yapalım. Mesela Çağla Yıldız ödeme yaptı diyelim ki. Şuradaki arama motoru diye tabir ettiğimiz bir yer var. Çağla yazıyorum ben buraya. Burada Çağla'yı bulduk. Hemen de kont işlemlerinden tahsilat fişine. Dördüncü sıradaki tahsilat fişini seçiyorum. Tarih 0107. Evrak numarası 15150. Bu PDF'leri bilgisayarınıza indirdiyseniz, elinizde çıktıları varsa oradan kontrol edebilirsiniz numaraları. Açıklama Çağla Yıldız. Kurs ücreti. Tutara geliyoruz. 1620 TL ve bunu F2 tuşuyla kaydediyoruz arkadaşlar. Böylelikle Çağla Yıldız'ın 1620 TL olan borcunun artık kalmadığını görüyoruz. Ve hareketlerden de bu işlemin bir satış faturası ve bir tahsilat makbuzundan oluştuğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki işlemin içerisine kadar girmek hatta incelemek istiyorsanız fiş incele dediğiniz zaman size işlemi gösterir. Evet Çağla Yıldız'da olan işlemimiz bitti. Sıradaki işlemimiz Mert Karı olan. Mert yazıyorum hemen ve Mert'ten aldığımız tutar 1620 TL. Kolay olsun diye bütün işlemleri nakit yaptım. Bir sonraki uygulamada kredi kartını kullanmayı düşünüyorum kont işlemleri tahsilat fişini seçiyorum. Tarih 0107. 15151 makbuz numarası. Mert zaten seçili. Merkez kasa seçili. Açıklamaya geliyorum. Mert kara olan kurs ücreti. Toplam rakam 1620 TL ve buradan kaydediyoruz arkadaşlar. Böylelikle Mert'in de borcu kalmadı gördüğünüz gibi. Eğer Mert bizden bu yaptığımız işleme dair bir makbuz isterse ki isteyecek. Az önce de Çağla'ya vermemiz gerekiyordu. Hareketler dediğimiz zaman tahsilat fişini gördünüz değil mi? Tahsilat fişini seçiyoruz. Fiş yazdır diyoruz. Şöyle bir kart geliyor. Bunu yazıcıya gönderip yazdırıyorsunuz arkadaşlar. O kadar. Ondan sonra da bir kaşe imza şuraya. Bir zahmet. Ve böylelikle karşı taraf bunun resmi bir evrak olduğunu anlasın. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar işlemimize. Kaldığımız yerden iki, ilk iki tahsilatımızı girdik. Hemen devam ediyoruz. Ercan Aksoy'u seçiyorum. Ercan da nakit ödeme yapmış. 0307 15152 evrak numarası açıklama Ercan Aksoy kurs ücreti veya neyse işte genel İngilizce ise genel İngilizce ne yazmak istiyorsanız arkadaşlar açıklamaya 3672 TL ödeme yapmış. Bunu da kaydediyoruz. Şimdi bu işlemleri yaparken ben rakamları büyük kullanıyorum. Mesela Ercan'ın faturasını keserken 3672 kestim. Siz evlerinizde demo ile uyguluyorsanız bunları bu faturaları girerken mesela şöyle incele diyelim. Bunu söyleyeyim tekrar. Demo olduğu için 200 TL'ye kadar faturalarda kayıt yapabileceksiniz. O yüzden siz genel İngilizce kursu deyin. 1 deyin. Fiyat olarak da 100 yazın mesela. Sonra kaç lira çıkıyorsa o kadarı tahsil edin örneklerinizde. Örnek veriyorum 100. 8'de KDV 108. 108 liralık faturaya karşılık 108 liralık da tahsilat yaparsınız. Önemli olan rakamların aynı olması değil, rakamlarından ziyade işlemlerin nereden yapıldığını doğru düzgün bir şekilde size öğretebilmek arkadaşlar. Ercan Aksoy'u da seçtik. Tamam Ercan Aksoy'un da borcu kalmadı. Devam ediyoruz. Esra Er. Esra Er'i seçtik. Tekont işlemlerinden tahsilat fişini seçiyoruz. Tarih 0307. Yanlış yazdık tarihi. 03 07 15153 evrak numarası açıklama Esra Er kurs ücreti rakam 3672 TL F2 ile bunu da kaydediyorum. Şu ana kadar hep cari'den yaptım. Sonraki tahsilatları da kasadan yapalım. Böylelikle kasadan nasıl yapıldığını görün. Kasa menüsüne geçiyorum. Kasa menüsünde arkadaşlar kasa işlemleri, cari fiş işlemleri, banka işlemleri ve çek senet işlemleri var. Biz kimlerden para alıyoruz? Öğrencilerimizden. O öğrencilerimiz bizim için neydi? Cari. Dolayısıyla Cari'ye tıklıyoruz ve buradan tahsilatı seçiyoruz. Şimdi tarih 0507 evrak numarası 15154 bakın buradan da yakaladı evrak numarasını ama burada Cari unvan yok. Normalde Cari'den yaptığımızda burada unvan da geliyordu. Gelmemesinin sebebi tamamen kasadan yapıyor olmamız. Kimden aldığımızı bilmiyor çünkü kasa. Hüseyin yazıyoruz. Hüseyin geldi. Geliyoruz açıklama kısmına. Hüseyin Asar Kurs Ücrete Geliyoruz rakam kısmına. 3672 TL nakit ödeme yapıyor. Ve böylelikle Hüseyin'in de borcu kalmıyor. Tabi buradan bunu göremiyoruz. Şu anda cariye gitmemiz gerekiyor. İşte cariden yapmanın güzel tarafı da bu. Yaptığınız anda kişinin borç alacağının toplamını hemen görebiliyorsunuz. Kasada bunu görme şansınız yok. Yani kasaya geldiğinizde Hüseyin Hasar'ın burada borcu kalmış kalmamış hareketlere de tıklasanız göremezsiniz. Görmek için cariye gitmeniz gerekiyor. Devam ediyoruz. Yine bir kasadan yapalım bunu da. Cari fiş işlemleri ve tahsilatı seçiyoruz. Tarih 0807 evrak numarası 15155 açıklamaya geliyorum. Kimdir? Ödeyen Ersin Yıldırım. Açıklamaya geliyorum. Ersin Yıldırım kurs ücreti. Tutar kısmına geliyoruz. 1620. Bunu da F2 ile kaydediyoruz arkadaşlar. Tahsilat makbuzlarımızdan sanırım son iki tanesi kaldı. Onları gireceğiz. Yine kasadayız. Cari fiş işlemleri ve tahsilatı seçiyoruz. Tarih 1207. 15156 nolu makbuz. Cari ünvana geliyoruz. Emre Kayra. Geliyorum buraya. Emre Kayra kurs ücreti ödemesi ya da kurs ücreti dememiz yeterli. Tutar kısmına geliyoruz. 1620 TL. Bunu da kaydettik. Devam ediyoruz. Bir sonraki makbuzumuz Banu Yılmaz. Cari işlemler tahsilat fişeği. 1607 tarih. Evrak numarası 15157. Ödeyen Banu. Banu'nun ödemesini de buraya aynı şekilde kurs ücreti olarak açıklıyorum ve rakam olarak da 3672 TL'yi giriyorum. Böylelikle bu işlemler neticesinde kasamızda 21.168 lira para oluştu arkadaşlar. Şimdi sıradaki makbuzumuza gelelim. Sıradaki makbuzumuz arkadaşlar bizim artık paramız olduğuna göre ödememiz vardı. Ödemelerimizi yapalım. Yani örneğin eti firmasına bir borcumuz vardı. 500 TL tutarında bunu ödeyelim. Bunu da aynı şekilde buradan yapabiliriz. Cari işlemlere geldik, ödeme fişini seçtik. Az önce para alıyorduk, şimdi para veriyoruz. Tek farkı bu. Ve buradan yapabildiğiniz gibi cari'den de yapabiliriz. Tarih 25.07. Evrak numaramız 13.1350. Özür dilerim. Cari yuvana geliyorum. Eti yazıyorum. Şimdi Eti yazıyorum ama şöyle bir şey izah edeceğim size. Cari hesaba mahsuben diye ödemeyi yapalım. Şimdi biz Eti'ye ödemeyi yapınca 500 TL'lik. Hemen cariye bir gidelim. Eti'nin sanki bize 500 lira borcu varmış gibi göründü şu anda değil mi? Neden? Çünkü daha önce bu kayıtlar zirvede girilmediği için biz şu anda direkt olarak ödemeye girdik. Ödemeye girdiğimiz için de sanki ona 500 lira borç vermişiz gibi oldu. Bizim ne yapmamız lazım? Eti'yi seçeceğiz cariye menüsünün içindeyken arkadaşlar dekont işlemlerine geleceğiz ve alacak dekontunu seçeceğiz. Yani etinin bizden alacağı olduğunu programa bildireceğiz. 0107 diyelim tarih olarak da. Açıklamaya gelelim. Açıklamamız da arkadaşlar ne olsun açıklamamız açılış bakiyesi diyelim. Rakam nedir? 500 lira. Bu şekilde kaydettiğim zaman arkadaşlar etinin borç alacak toplamları eşit olur ve hiçbir bakiyesinin kalmadığını görürüz. Bu işlemi arkadaşlar tekrar söylüyorum buradan yapıyoruz. Mesela aynı işlemi şuradan da yapabiliriz. Alacak makbuzu deyip mesela buradan da yapabilirdik. Fakat dediğim gibi çok fazla karıştırmaya gerek yok. Şuradan alacak tek seçip yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra etinin hiçbir bakiyesi kalmadığını görüyoruz. Galeri kırtasiyeyi isterseniz önce ödemeyi yapmadan önce galeri kırtasiyeyi seçelim. Dekont işlemlerinden alacak dekontuyla açılış bakiyesini bir girelim. Yani bizden olan alacağını buraya belirtelim. Açıklamaya açılış diyelim. Tutar kısmına gelelim ve 200 TL bizden alacağı olduğunu buraya yazalım. Böylelikle ödeme yaptığımız zaman şu anda görüyorsunuz A harfi var. Ödeme yaptığımız zaman bize borçlu kalmasın. Hemen geliyoruz. Şu anda cari menüsün içerisindeyiz. Dekont işlemlerinden değil tabi ki dekont işlemlerinden değil. Buradan ödeme yapacağımız için arkadaşlar kendisine nakit ödeme yapacağımız için pardon çok özür dilerim. Yani arka arkaya anlatınca karışıyor biraz. Ödeme fişine geliyoruz arkadaşlar ama buradan hangisini seçeceğiz? Cari ödeme makbuzunu seçeceğiz. Cari ödeme makbuzunun içerisine geldik. Tarih hangi tarihte ödeme yapılmış arkadaşlar? 2507. Makbuz numarası 55236. Şimdi burada galeri kırtasiye seçili. Kasa koduna geliyoruz. Kasa kodu 1. Bunu seçeceğiz. Tutar TL kısmına geliyoruz. Ne kadar ödemişiz? 200 TL. Açıklama cari hesaba mahsuben. Hiç ara vermeden arka arkaya anlatınca insanın kafası karışabiliyor. Çok özür diliyorum sizden bu yüzden. Evet, bu şekilde kaydediyoruz arkadaşlar. F2 ile kaydettiğim zaman gördüğünüz gibi borç alacak toplamları eşit oluyor. Devam ediyoruz. Banka ekstresine geldim arkadaşlar. Banka ekstresini kaydederken şöyle yapalım. Banka menüsüne geçelim. Banka menüsünün içerisindeyim şu anda. Hangi bankanın ekstresi var? Akbank. Dolayısıyla Akbank yukarıda seçilmiş olacak. Şimdi Akbank'ın Haziran ayından devreden bir bakiyesi var. İlk satırda görüyorsunuz. Bunu da bizim açılış olarak girmemiz gerekiyor. Daha önce banka ekstreleri zirveye girilmediği için bizim 30 Haziran sonu itibariyleki bakiyeyi buraya açılış bir şey olarak girmemiz gerekiyor banka dekontlarından açılışı seçiyoruz ve tarih kısmına geliyoruz 30.06 diyebiliriz buraya borçlu alacaklı eğer borçluyu seçersek artı alacağı seçersek eksi miktar girmiş oluruz dolayısıyla biz borçluyu seçeceğiz açıklamaya açılış bakiyesi diyorum devreden ya da geçen aydan 20.000 lira ve bunu kaydediyoruz F2 tuşuyla şu anda 20.000 TL bakiyemiz var artık işlemleri yapabiliriz Öncelikle Emrah Şahin tarafından 0607 tarihinde nakit yatırma işlemi. Emrah Şahin firma sahibi olduğu için arkadaşlar firma para kasasından para alıp bunu banka kasasına yatırıyor. Banka dekontları, bankaya yatırılanı seçiyoruz. Tarih 0607 2020. Banka ekstrelerine girerken evrak numarası olmaz. O yüzden buraya geçiyorum. Açıklamaya geliyorum. Nakit yatırılan Kim yatırmış? Emrah Şahin. ...rakam ne kadar? 13.000 TL. Zaten işlem yanında da bunun para yatırma işlemi olduğu yazıyor. Şu anda kasamda, bankamda yani 33.000 TL para oldu. Banka ekstresine her girdiğinizde mutlaka ekstrenin sağında görünen bakiyeyi de mutlaka kontrol edin arkadaşlar ki... ...bir hata yaptığınızda eğer bakiye tutmuyorsa bilin ki o satırda hata yapmışsınızdır. Uzun uzadıya aramanıza gerek kalmadan hemen hatanızı buldunuz demektir. Bir sonraki işlem Kenan Aksu. Gülşen Dağ, İbrahim Gönül, Ceyda Bal, Şule Yılmaz gibi personellerimize maaş ödemelerini yapmak. Biliyorsunuz pdf'in başında maaşların ayın 5'inde ödendiği yazıyordu. 5'i pazara geldiği için pazar günü yapamayacağımız için pazartesi günü 6'sında ödemelerini yapıyoruz maaş ödemelerine. Cari ünvan kısmına geliyorum. İlk ödeme Kenan Aksu. Kenan Aksu'ya geliyorum ve açıklamaya geliyorum. Nedir açıklama? Haziran 2020 maaş ödemesi. Şimdi burada rakamı yazıyorum. 4000 TL ödeme yapılmış kendisine. Bunu yaptığımda cari menüsüne gidelim. Kenan Aksu'nun da bize 4000 lira borçlu olduğunu görürüz. Bu yaşanmasın diye arkadaşlar dekont işlemlerinden alacak dekontu seçilir ve böylelikle Kenan Aksu o rakam kadar alacaklandırıldığı için ne yapalım? Tarih olarak 06-07 yapalım mesela yine. Geliyoruz şuraya açıklamaya. Maaş ödemesi için diyelim. Çok özür dilerim. Arka arkaya dediğim gibi anlatacağım diliniz birbirine karışıyor hem de böyle bazen eliniz birbirine karışıyor. 4000 lirayı yazıyorum ve kaydediyorum. Toplamda 4000'e 4000 oldu. Kenan'ın bizden bir alacağı kalmadı. Hazır buradayken diğer personelleri de yapalım. Gülşen Dağ'ın üzerine gelelim dekont işlemlerinden alacak dekontu tarih 0706 şey pardon 0607 geliyorum buraya maaş ödemesi için diyorum tutar kısmına geliyorum 3500 isterseniz burada genel giderler kısmına maaş giderleri diye personel maaş giderleri diye hesap açabiliriz ama şu an için gerek yok kaydediyorum bir sonraki işlem İbrahim Gönül İbrahim Gönül'ün açılış dekontunu seçelim alacak dekontunu. 07 0607 geliyorum açıklama kısmına maaş ödemesi için rakam ne kadar İbrahim Gönül'ün 3250 bunu da kaydediyorum böylelikle İbrahim Gönül de bizden 3250 lira alacaklı hale geldi sırasında Ceyda Bal var bir sonraki işlem alacak dekontunu seçiyorum yine 0607 açıklamaya geliyorum. Maaş ödemesi için rakam Ceyda Baldı yapacağımız işlem 3500 TL ve son işlem Şule Yılmaz. Şule Yılmaz'ın da 2750 liralık bir maaş dekontu açmamız gerekiyor. 0607 maaş ödemeleri için 2750. Şimdi bunlar bizden bu kadar alacaklı oldu. Banka menüsüne tekrar dönüyorum ve devam ediyorum işlemlerime şimdi. Burada neyi yapmıştık? Kenan Aksu'yu yaptık. Mesela neyi yaptığımızı hatırlamıyorsunuz. Diyelim ki görmek istiyorsunuz. Akbank seçili hareketlere tıkladığınız zaman açılış bankaya yatırılan 13.000 ve Kenan Aksu'ya gönderilen 4.000 TL'nin olduğunu görüyoruz işlemlerde arkadaşlar. Böylelikle bir sonraki işleme geçebiliriz. Güşenda cari işlemlerden gönderilen havale tarih 0607 açıklamaya geliyorum cari ünvan kısmına Gülşen Dağ açıklama Haziran 2020 maaş ödemesi rakam ne kadar Gülşen Dağ'ın 3500 bunu da kaydediyorum bir sonraki işleme geliyorum 25500 kalanım var bakiye olarak Devam ediyorum Gülşen Dağ'dan sonra. Gönderilen havaleyi seçiyorum yine. Tarih 0607. Geliyorum buraya. Gülşen Dağ'dan sonra sırada kim var? İbrahim Gönül var. İbrahim'i seçiyoruz. Açıklamaya geliyoruz. Haziran 2020 maaş ödemesi. Rakama geliyoruz. İbrahim Gönül'ün maaşı 3250 TL. Bunu da kaydettik. Tekrar gönderilen havaleyi seçiyorum. 0607 İbrahim Gönülden sonraki işlem. Ceyda Bal. Ceyda Bal yazıyorum. 3500 lira olduğunu da görüyoruz o sırada sağ tarafta maaş bakiyesinin. Böylelikle Ceyda'nın da alacağı kalmadı ve son olarak Şule Yılmaz. Gönderilen havaleye geliyorum tekrar. Şule'nin 2750 lira Haziran maaşı var. Böylelikle Şule'nin işlemini girdikten sonra bankada 16.000 TL kaldığını görüyoruz. Şimdi cari firmalardan KLM yayıncılar ödeme yapılmış. Gönderilen havaleyi seçiyorum cariden. KLM yayıncılar ne zaman para gönderilmiş? 08.07. Kime? KLM yayıncılığa. KLM yayıncılığı seçtikten sonra açıklamaya geliyorum. Cari hesaba mahsuben genelde yapılan açıklamadır. Varsa elinizde fatura numarası onu da yazabilirsiniz. Rakam 500 müydü? Hayır. 1250 lira. 1250'yi de kaydettikten sonra 14.750 kaldı bankamızda. Bizde şimdi para gelmiş. Kimden gelmiş? Erkan Sağlam'dan gelmiş. Cari işlemlerden gelen havale. Hangi tarihte geldiğine bakıyoruz? 10.07. 10.07 tarihinde Erkan'dan bize ne kadar gelmiş arkadaşlar kurs ücreti olarak açıklamamızı yazalım. Erkan Sağlam'dan bize gelen rakam 250 TL. 250 TL gelmiş ama biz şimdi bunu yazdığımız zaman yine aynı şey geçerli olacak. Cariye gittiğimizde Erkan Sağlam'ın bizden 250 lira alacağı varmış gibi görünecek sanki bize para gönderdiği için ama aslında daha en baştaki PDF'lerimizde bunların daha önce kursu tamamlayan öğrenciler olduğunu söylemiştik ve bunların birer borçları vardı. Erkan sağlamında açılış işlemine girelim. Borç dekontu olarak gireceğiz bu sefer. Çünkü Erkan daha borçlandırmamız gerekiyor. Birisini borçlandırmak istiyorsanız borç dekontu, alacaklandırmak istiyorsanız alacak dekontu. Mal aldığımız kişiler ya da ürün aldığımız kişiler bizden alacaklı olacağı için alacak dekontu girmiştik. Şimdi öğrencilere borç dekontu gireceğiz. Tarih yine 0107 olsun bu sefer. Açıklamaya geliyorum. Kurs ücreti diyelim. Ve ne kadardır rakam? Erkan sağlam 250 TL. Bunu yazdık. Bir sonraki öğrencimiz kimdi? Yine aynı şeyi yapalım. Ceren Yıldırım. Ceren Yıldırım'ın üzerine geldim. Dekont işlemlerinden borç dekontunu seçtim. 0107 olsun. Kurs ücreti diyelim. Siz bunları yaptıkça artık muhasebe düzene giriyor. Açılışlarla işimiz kalmayacak ondan sonra. Ceren Yıldırım 600 TL. Ve son olarak Şeyma Acar var sanırım. Şeyma Acar da 400 TL. Geliyorum buraya borç kontunu seçip. Bu şekilde borçlandırdık kendisini. Şimdi bankaya tekrar dönelim. Erkan Sağlam'dan sonraki havalelerimize girelim. Şimdi Erkan Sağlam devamında Ceren Yıldırım var. Akbank gelen havaleyi seçiyorum. Banka dekontundaki artı işaretler size gelen, eksilerde sizden giden oluyor arkadaşlar. Ceren Yıldırım 10.07'de göndermiş. Kim göndermiş? Ceren göndermiş. Geliyorum açıklamaya. Kurs ücreti Hatta Ceren Yıldırım kurs ücreti dersek daha iyi olur. Rakam kısmına geliyoruz. 300 TL kaydediyoruz. Bir sonraki işlem Emrah Şahin tarafından nakit çekilen. Banka dekontlarına tıklıyoruz. Bankadan çekilen. Tarih neymiş arkadaşlar? 16.07. Geliyoruz açıklamaya. Nakit çekilen. İşlemi yapan Emrah Şahin ekstraya da yansımış ne kadar 1500 lira mı 5000 lira. 5000 lirayı yazıyoruz. Çok özür dilerim. 5000 lirayı yazıyorum ve bu işlemi de kaydediyoruz. Şu anda 5000 lirayı çektikten sonra 10300 lira para kaldı hesabımda. Ekstradan da bunu teyit ediyorum. Sonra Akademi Eğitim Yapı Kredi Bankası hesabına aktarılan yani biz bu cebimizden alıp bu cebimize koymuşuz. Bu işleme biz virman diyoruz. Banka dekontlarına geliyoruz ve virmanı seçiyoruz. İşlem ne zaman olmuş arkadaşlar? 20.07 tarihinde. Virmanı yapan yani paranın çıktığı banka Akbank, girdiği banka Yapı Kredi. İkisi de bizim bankamız olduğu için bir sorun yok. Akbank yani bir başkasına para gönderme işlemi değil bu. Akbank YKB virman diyebiliriz açıklamaya. Ne kadar göndermişiz? 5.000 lira. Bunu da kaydettik. Gördüğünüz gibi bu işlemin neticesinde Yapı Kredi'de de 5.000 liramız oldu. Akbank'ta da 5.300 lira paramız kaldı. Şimdi Şeyma Acar kurs ücreti göndermiş. Cari işlemler gelen havale. Ne zaman göndermiş Şeyma Acar? 25.07. Geliyoruz buraya Şeyma Acar. Şeyma Acar'ın kurs ücreti olarak taksit olarak daha doğrusu 200 TL gönderdiğini sistemde görüyoruz. 200 TL yazıyoruz. Ardından ATM'den nakit para çekimi olmuş. Bu da para çekme işlemidir. Bankadan çekilen 2707 banka seçili kasa seçili Emrah Şahin tarafından ATM'den nakit çekilen 1500 lirayla bunu kaydediyoruz. Ve son işlemimiz masraf. Dekontlara tıklıyoruz ve gider fişini seçiyoruz. Banka dekontlarından gider fişini seçiyoruz. Tarih 3007 açıklamaya geliyorum. Açıklama Temmuz 2020 Hesap ekstresi masrafı. Normalde ben olsam buraya bir banka giderleri diye kart açarım. Ama şu anda gerek yok. İlerleyen örneklerde bunu yapacağız. 15 TL. Bu işlemi yaptıktan sonra 3985 lira kaldığını görüyoruz ve işlemimizin de tuttuğunu görüyoruz. Diğer bankaya da 5.000 lira para aktarmışız. Toplamda bankalarda 8.985 lira paramız var. Bunu da bilmemiz bizim için önemli. Ve son işlemimiz galeri kırtasiye'den kırtasiye malzemesi satın almışız. Faturalara tıklıyoruz. Yeni faturayı seçip gider faturasını seçiyoruz. Çünkü bunları kullanmak üzere aldık. Satmak üzere almadık. Fatura tarihimiz 2020. 1, 2, 3, 12 fatura numaramız. Tarih 20.07 geliyorum şuraya arkadaşlar galeri yazdığım zaman galeri kırtasiye geliyor giderlere geliyoruz şimdi giderler f1 yapalım hiçbir giderimiz yok yeni gelir gider kartı diyelim 001 kırtasiye giderleri diyelim mesela ama şimdi bu kırtasiye giderlerin içerisinde kdv'si %8 olan var %18 olan var bu 8 olsun bunu da yanına 8 yazarak belirtelim ve kaydet yeni kart diyelim. Yine kırtasiye giderleri açalım. Çünkü faturamızda iki farklı KD oranı var. Kırtasiye giderleri olarak %18 diyelim. F2 ile kaydedelim. Şimdi kırtasiye giderleri 8'i seçtik. Ve burada işlemimiz nasıl arkadaşlar? Geliyoruz 8 KDV'liye. Miktar kısmına geliyorum. 4 tane A4 kağıdı almışız mesela. 440. Aldığımız her şey için bir kart açmayacağız. A4 kağıdı kalem diye böyle stok açmaya kalkarsak masraf açmaya kalkarsak o liste kabarır durur. Aşağı indim devam ediyorum. Kırtasiye giderlerine. Tekrar kırtasiye giderleri ama bu sefer 18. Miktar kısmına geliyoruz. 10. Birim fiyat 120. Şimdi faturamız tuttu mu? Tutmadı çünkü şurada kade oranı çıkmadı. Neden çıkmadı? Hemen bir bakalım biz kartı açarken kade oranını mı sildik? Kırtasiye giderlerinde F1 yapıyorum. 8'in üzerine gelip düzeltiyorum. Evet KDV yanlışlıkla silmişim o yüzden çıkmamış. Düzelttikten sonra tekrar döndüm faturaya. Fatura toplamımız tutuyor mu ona bir bakalım. Neyi yanlış yaptık mesela biz burada. Ona bir bakalım eğer yanlışımız varsa. Şimdi evet şurada bir yanlışımız var. Burada birim fiyatları ben tamamen yanlış almışım. Artık videonun sonuna doğru gelince yorgunluk belirtileri bunlar. Çok özür diliyorum. Şu anda saat gecenin biri arkadaşlar yoğunluktan bu saatte çekebildim. O yüzden beni mazur görmenizi rica edeceğim. Evet 4 adet birim fiyatı 110 liradan 10 adet birim fiyatı 12 liradan toplamda 616.80 faturamız tutuyor. F2 ile bunu da kaydediyoruz. Arkadaşlar şu ana kadar yapmış olduğumuz işlemler bir işletmede karşınıza çıkabilecek türden işlemler. Tabi bunları artırmak, çeşitlerini çoğaltmak mümkün. Zorluk derecesine dediğim gibi artırmak aynı şekilde mümkün. mümkün ve yapacağız da. Böylelikle ön muhasebenin ne olduğunu daha iyi anlamanız için de elimden geleni yapacağım. Burada raporlamaya çok fazla değinmeyeceğim. Yani mesela bu yaptığımız işlemlerin raporlarını nasıl alırız? Bunlara çok değinmeyeceğim. İlerleyen videolarda bunlarla ilgili bahsedeceğim. Zorlaştırdıkça bu raporları da anlatacağım. Şu an için önemli olan bu işlemleri sizin de yapabiliyor olmanız. Siz de arkadaşlar bu video sayesinde bu işlemleri yapabileceksiniz. Ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar iyi, ya da eğer uygulama imkanınız yoksa ne kadar çok izlerseniz sizin için o kadar iyi. Ee, görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız varsa bunları yorum bölümüne de yazabilirsiniz. Eleştirilerinizi açığım tabii ki. Ama tabii ki e, güzel bir dille eleştirilerinizi yaparsanız da sevinirim. Hani o internette benim en çok sevmediğim şey böyle olumsuz ama olumsuz yazarken de karşı tarafı rencide edici yorumlar yazanlar oluyor. Hiç bu tarz şeylerle karşılaşmak istemiyorum. Bu tarz şeyler çünkü hoş değil. Şu anda yaptığımız şey bir emek arkadaşlar. Emek veriyoruz size bu videoyu çekebilmek için. Buradan benim için bir beklentim yok. Yani ben bu videonun milyonlarca insanın izlen izleneceğini de sanmıyorum açıkçası. Yani yeteri kadar izlensin. Bir kişiye faydası olacaksa bir kişi izlesin ama faydası olsun. Bizim için önemli olan o arkadaşlar. Dediğim gibi videonun yorum bölümüne sorularınızı iletebilirsiniz. Emre Hoca ile muhasebe Instagram hesabım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Oradan da sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda www.escapeakademi.com Web sitemizden de zirve ve logo ile alakalı eğitim videolarımız var. Bunları da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi sorularınızı bana ulaştırırsanız ben size her türlü ilk fırsatta geri dönüp cevap vereceğim bunları arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İnşallah bu videolar faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi geceler.